Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ hayatını kaybetti. 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ 100 yaşında iken hayatını kaybettiği geçen ay koronavirüse yakalandığı açıklanan Uruğ, bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle Gata'da tedavi görüyordu. İlker Başbuğ acı haberi verdi. İlker Başbuğ, 19. Genelkurmay Başkanımız, emekli Orgeneral Necdet Uruğ'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. Oğlu süreci anlattı. Oğlu Hadi Uruğ, babamı 23 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdık. Başka şikayetler de vardı ama korona teşhisi konuldu. Benim de koronavirüs pozitif olduğum belirlendi. Yoğun bakıma aldılar. Tedavisi tamamlandı. Korona sürecini atlattı. Temiz alana çıktı. Ancak çoklu organ yetmezliği yaşandı. Dün gece de hayatını kaybetti. Salı günü toprağa verilecek Necdet Uruğ Paşa cenazesi salı günü saat 12'de Selimiye Camisi'nde yapılacak askeri törenin ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verilecek. Peki Necdet Uruğ kimdir? Necdet Uruğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19. Genelkurmay Başkanı'dır. Orgeneral Mustafa Necdet Uruğ, 1921 yılında İstanbul'da doğdu. 1941 senesinde Kara Harp Okulu'ndan, 1942 yılında da Topçu Okulu'ndan mezun oldu. 1948 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yaptı. 1950 yılında Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra 5. Kolordu Karargah Subaylığı 28. Tümen 28. Topçu Alayı'nda Batarya Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 9. Tümen'de Tabur Komutanlığı, 6. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Teşkilat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Ordusu Eğitim Grup Başkanlığı ve Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Türk Alay Komutanlığı ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Dairesi Özel Plan Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1966 yılında Tuğ Generalliğe terfi eden Uruğ, Tuğ General rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Başkanlığı yaptı. 1969 yılında Tüm Generalliğe terfi etti. Tüm General rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika Mons'ta Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1973 senesinde ise Kor Generalliğe terfi etti. Kor General rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1977 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askeri Şura Üyeliği 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere 27 Mayıs 1981, 15 Kasım 1982 tarihler arasında Devlet Başkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982, 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteğiyle emekli oldu. Necdet Uruğ, 19. Genelkurmay Başkanımız, emekli Orgeneral Necdet Uruğ vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diliyoruz.